izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yapılan uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi ve salı günleri rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına, hamleli olarak yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgar, fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz taşınımı ve toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Nevşehir Camikebir mahallesinde bulunan bir metruk binanın çatısında demir saçlar korku dolanlara neden oldu. Çevredeki vatandaşlar evin çatısındaki demir saçların yerinden çıktığını görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Verilen ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek demir saçları yerinden söktü. Böylelikle tehlike altındaki araçlar kaldırılınca esnaflar rahat bir nefes aldı. İşte o görüntüler. Nevşehir-Kayseri yolu 21. kilometrede 68ABC457 plakalı tır rüzgarın da etkisiyle yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırdaki mıcır taşlar yola savruldu. Yolun savaş alanına döndüğü kazada ölen veya yaralanan olmazken yol uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Beklemeye vakti olmayan sürücüler ise mıcır taşların üzerinden güçlükle geçmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen karayolları ekipleri uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açarken polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini artıran fırtına şiddetini her yerde göstermeye devam ediyor. Bir takipçimiz Bettik Mahallesi Yenitoki'de fırtınanın ağaçları yerinden söktüğü görüntülerini WhatsApp ihbar hattımıza ulaştırdı. İşte o görüntüler. Üçüncülük 1. gruptaki temsilcimiz Nevşehir Belediye Spor 31. hafta kapsamında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Bolluca Stadında oynanan maçı iki kulübün idarecileri ve 500 kadar sporsever takip etti. İlk devresinde gol sesi çıkmayan maçın 69. dakikasında Fuat Yaman'ın golü ile Arnavutköy Belediyesi 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gole ulaşamayan Nevşehir Belediyespor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 7 haftadır galip gelemeyen ve 48 puanla 7. sırada 31. haftayı kapatan Nevşehir Belediyespor play-off umudunu mucizelere bıraktı.
Nevşehir Belediyespor 32. haftada Bursa Yıldırım Spor'u konuk edecek. 24 Nisan Pazar günü Nevşehir Gazi Stadında oynanacak olan maç saat 3'te başlayacak. Saat 10 sıralarında şiddetini artıran rüzgar birçok olumsuzluklara neden oldu. Karasoku Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısından kopan parçalar ve güneş enerji sisteminin parçaları yola savruldu. Şans eseri yol üzerinden yaya veya araç geçmemesi sevinç yarattı. Belediye ekiplerince yola savrulan parçalar temizlendi. Diğer bir olay ise Nevşehir Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan bir dairenin rüzgardan camları kırıldı. Kırılan camlar ise cadde üzerine düşerek yol ve kaldırımlara savruldu. Şans eseri insanların yol üzerinden geçmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Cam kırılmalarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirerek tehlikenin önüne geçti. Ekipler ise daire sahibiyle irtibata geçip camların kapatılması gerektiğini belirtti. Nevşehir Karasoku Mahallesi Göreme Otel arka kısmında bulunan otoparkta duran aracın üzerine tabela düştü. Nevşehir'de sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karasoku Mahallesi Göreme Otel arka kısmında bulunan bir otoparkta park halindeki 06BN2127 plakalı aracın üzerine tabela düştü. Korku dolu anların yaşandığı olayda aracın tavanı ve arka camı hasar gördü. Nevşehir'de fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Karacaşar'da bir mandıranın sacdan çatısı uçtu. Edinilen bilgilere göre Gülşehir'in Karacaşar mahallesinde etkili olan kuvvetli olan rüzgar mandıranın çatısına zarar verdi. Bir anda yerle bir olan çatı yerinden çıkarak etrafa savruldu. Savrulma anında ise elektrik kabloları da zarar gördü. Elektrik kaçağı şüphesinden dolayı vatandaşlar uçan çatıya yaklaşmazken bölgeye MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Diğer bir olay ise Nevşehir Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan trafik ışığı aşırı rüzgardan dolayı koparak yerinden çıktı. Sallanan kırmızı ışık ekipler tarafından çıkartılırken konuyla alakalı bir olumsuz durumun yaşanmaması sevindirdi. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çatı yerinden çıktı. Kuvvetli olan rüzgar evin çatısının uçmasına neden oldu. Savrulan çatının kimseye zarar vermemesi sevindirdi. Aynı gün çatı uçması olayının yaşandığı Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar mahallesinde cami kurşunu kaplaması zarar gördü. Minarenin külahında bulunan kurşun fırtınadan dolayı yırtıldı ve her geçen sürede bu yırtılma biraz daha büyüdü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan bayramından sonra Şevval ümresi ile yeniden başlanacağını duyurdu. Bu durum Nevşehir'de umreye gideceklerde büyük sevinç yarattı. Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turları Ramazan bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan bayramının hemen ardından Şevval umresiyle yeniden başlayacağız inşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız ifadelerini kullandı. Kozaklı Meslek Yüksekokulu'nda Balon Seyirli Dünya Turizm Haftası etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu tarafından 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası münasebetiyle Kapadokya'da Balon Seyir etkinliği düzenlendi. Nevi Kozaklı Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı'ndan Öğretim Görevlisi Arif Nihat Samur ve Öğretim Görevlisi Sevgi Balıkçıoğlu Dedeoğlu ile İş ve Uğraşı Terapisi Programı'ndan Doktor Halil Yılmaz'ın eşlik ettiği etkinliğe Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 45 öğrenci katıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler, Kapadokya'nın eşsiz tarihi ve doğa zenginliğiyle özdeşleşen balonların oluşturduğu eşsiz manzaraların tadını çıkardı. İki
2021-2022 Nevşehir Amatör Küme Futbol Ligi Nazmi Orhan sezonunun şampiyonu Yazıhöyük Spor ile bölgesel amatör ligde bu sezon Nevşehir'i temsil eden Su Vermez Kapadokya Spor baraj maçında karşılaştı. Merkez Spor Kompleksi 3 nolu çim sahada oynanan karşılaşmayı iki kulübün yöneticileri ve 1000 kadar sporsever takip etti. Maçın 13. dakikasında Cem Coşkun golüyle 1-0 öne geçen Su Vermez Kapadokya Spor 20. dakikada Mustafa Kaya ile farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı Su Vermez Kapadokya Spor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49. dakikada Hasan Doğan'ın attığı golle Su Vermez Kapadokya Spor 3-0 öne geçerken 55. dakikada Ahmet Turan'ın attığı golle skoru 4-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Su Vermez Kapadokya Spor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Su Vermez Kapadokya Spor Nevşehir'i 2022-2023 sezonu bölgesel amatör ligde 3. kez temsil edecek. Türkiye Timsen Şube Başkanı Tayfur Urgenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milliyetçilere yapılan zulmü dile getirdi. Türkiye Timsen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulunarak milliyetçilere yapılan zulümler tesadüf mü dedi. Başkan Urgenç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda milli eğitimde FETÖ ve bürokrasideki çeteler 2014 yılında hazırlanan ucube yönetmeliklere vatan ve bayrak sevdalılarına, milliyetçilere psikolojik baskı ve mobbing yapmışlar. Daha da ileri giderek milliyetçileri kamu yönetiminden uzaklaştırmışlardı. Böylece 15 Temmuz hain darbesine hazırlık yapmışlardı. Ancak Türk milletinin feraseti, ebed müddet anlayışı, ezanı Muhammed'in çağrısı ile hainler hedefine ulaşamadılar. Devletin milli ülkeye, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket ettiği bugün Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde vatan bayrak sevdalılarına, milliyetçilere yönelik tavırlar ve mobbing 2014-2017 yıllarında milli eğitimde yaşanan gelişmeleri tekrar hatırlattı. Tesadüf mü ifadelerini kullandı. Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinin tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. ...19 Nisan Salı, İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 20. Kayseri en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 20. Kırşehir en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 20. Niğde en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 22. Aksaray en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 23. Yozgat en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 19. Konya en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 19. Sivas en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 18. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 18 Nisan Pazartesi Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Şen Eczanesi, Atatürk Bulvarı Cami Cedid Mahallesi. Merkez Şallak Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi. Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Eczanesi, Derinkuyu Cebeci Eczanesi. Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Aktürk Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 18 Nisan Pazartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 934 lira. Gram altın satış 936 lira. Çeyrek altın alış 1495 lira. Çeyrek altın satış 1508 lira.
Euro alış 15.78, Euro satış 15.82, Dolar alış 14.62, Dolar satış 14.64. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.